Kolyeni bulabildin mi? Bulamadım. Her yere baktım, yok. Evde de yok. Ali, ben ne yapacağım? Bir şey değil. Tanıştırayım. Bu arkadaş okula yeni Nakil. Bugün ilk günüydü. Isırık arkadaş. Barış. Beni bugün okula bırakan arkadaş. O birazcık maddenin mal hali sanki. Bana öyle geldi. Haksızlık ediyorsun ama. Böyle nasıl bir insan biliyor musunuz? Sanki tam karaktere oturacakmış da birisi hop altından tabureyi çekmiş gibi, hani öyle düşünün. Yaptığı iyiliği unutturacak kadar darlayabiliyor adamı ya. Canını mı sıktı? Var öyle huyları, evet. Ama özünde iyi biriyim değil mi? Ne, özünde ama bayağı bir özünde. Böyle o öze ulaşabilmek için artezyen falan kazmak lazım, o derece. Sen şu teşekkürünü et de alacak verecek kalmasın ha. Yani teşekkür ya. Zorlama istersen. Vay. Burada herkes çok sertmiş. Bilmem gereken başka bir şey var mı Amazon kız? Yenisin. Bu okulda bilmen gereken tek şey, tek önemli şey, yaprak demek buradaki 5 kişi demek. Yani? Yani. Onun canını sıkan buradaki 5 kişinin canını sıkar. Anladın mı? Benim anladığım şu. Ben bu okulda hiç sıkılmayacağım. Hiç anlamamışsın. Eyvallah. Öğrenmen gereken başka şeyler de var. Bir, yeni gelen önce paspas yapar. İki, takım kaptanı ne derse o, emirleri sorgulamaz. Üç, takım kaptanı benim. Dört, bu lafı edecek biri hiç değil. Neden ediyorsun o zaman? Biri yaprağın canını sıkacak, ben de öylece duracağım. İşte öyle biri hiç değil. Ne öneriyorsun bana peki? Vallahi önerim, kovaya daldırdıktan sonra paspasın suyunu iyice süz. İşte önerim. Hop! Sen bunları hangi sıfatla söylüyorsun Ali? Anlamadım hocam. Sen bunları diyorum hangi sıfatla söylüyorsun? Ali diyorum. Takım kaptanı olarak. Barış sana söylemedi anlaşılan da ha? Neyi? Yeni kaptanımız Barış. Nasıl yani hocam? Bugün gelen adama takım kaptanlığını mı verdiniz? 5 dakika önce verdim kaptanlığı. En yeni gelen adama kaptanlığı vereceğimi söylemiştim. Biraz canın yansın diye. Talihli adamım, en yeni adamımız, geçen senenin en değerli oyuncusu çıktı. Ha? Barış, göster bakalım. Ne bu? Ha? Gene direkten dönmüşsün. Ha? Kaptan dediğin adam biraz örnek olur, örnek. Peç. Ama hocam. Konuşma. Soyunma odasının anahtarlarını da ver Barış'a. Hadi bakayım, yeni kaptanımız. Sanki sen başlattın ha? Ali kaptan. Paspasla bakalım şimdi. Neydi ikinci kural? Kaptan ne derse o olur. Emirlerine karşı gelinmez. Şu anahtarı da ver bana. Yarın diyeceğim saatte diyeceğim yerde ol. Anahtarları alırız. Gelmezsem ne olur? Gelir misin deme. Gel dedi. Uzatma diyorsun. Aynen. Paspası unuttun Ali. Niye buradayız? Ben burada yaprağa söz vermiştim. Yüzünden asla izin vermeyeceğim diye. Vermedin de biliyor musun?
Sana tavsiyem, her sabah yaprağı verdiğin sözü düşün. Öyle gir okulun kapısına. Geçen sene en değerli oyuncu seçilmişsin. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktu. Belki de o yüzdendir. Hoca kaptan dediğin ya en yetenekli olan ya da örnek olandır dedi. Bence sen ikisi de değilsin. Bunu bir düşün. Yine ne var? Görüyorum seni Amazon kızım. Birazdan yanındayım. Altıncı maddeyi söylemeyi unutmuşum sana. Bitmedi mi daha? Önemli şey değil. Arkadaşlarına benimle sevgili olduğunu söyleyeceksin sadece. Yuh sırık. Yaprak. Oyun bu. Tadını çıkar. Birkaç saate serbestsin. Selam. Bak sırık, zaten burnundan soluyorum. Diye sövecek adam arıyorum. Ne olur bas git. Yaprak size hala söylemedi sanırım. Tabii ki söylemedim. Neyi söylemedin Yaprak? Neyi? Biz Sırık'la... Sırık artık benim erkek arkadaşım. Ne? Biraz daha mı tebessüm etsek acaba? Sen bir gelsene evde. Sırık... Resim yapıyorsan var ya, tabloların yakında acayip değerlenecek. Acayip ama. Niye? Seni öldüreceğim çünkü. Valla öldüreceğim seni. Eceli gelen fare kediden mi kısalmış? Gülüm sen. Ne yapıyorsun ya? Ciğerim soldu lan. Dur, dur. Gülüm sen. Ne yapıyorsun ya? İstemiyorum. Dur, kadercan çıkma. Bırak. Ya bak bir de neleri açmış ya. Ben antrenmana gidiyorum. Bir şey diyor musun? Kolayı ver. Kafanı sivri yerlere vurursun inşallah. Çıkışta kimseye söz verme. Kolayı ver. Abi Allah'ını seven üstümü açıklamazsın ya. Yaprak ne oluyor? Tamam anlatacağım ama. Yaprak, doğru düzgün anlatsana şunu. Tamam ama sinirlenmek yok. Olay çıkarmak yok. Anlatıyorum. Şimdi benim kolyem kaybolmuştu ya. Onu bu sırık bulmuş. Kolay kolay da vermiyor. O saç, baş, makyaj falan. Hepsi o yüzden. Peki bize niye söylemedin? Okuldan atılmayalım diye değil mi? Yani ama sen gülmezsen senin hiçbir gamzen çıkmaz. Gül. Gül hadi bekliyorum. Hayırdır? Sen bir neşe yaptın. Soyunma odasının yedek anahtarı. Ne olmuş ona? İyi ki vermemişim. Çıktı Gamze. Buradaymış.
Eşyalarım nerede? Tamam, verin şunları. Daha değil. Eğleniyor musun bari? Hı hı. Bükemediğin bileği ısır. Bugünkü mottom bu. Nasıl? Kolyeyi ver. Neden böyle bir şey yapayım? Ben de kıyafetlerinle birlikte telefonumu sana vereceğim. Kendin silersin. Öyle olsun. Çantanın ön gözüne bak. Benim mi? Senin. Ama siz busunuz işte. Ben işin eğlencesindeyim diyorum. Hani dedim ya, buraya geldiğimde hiç sıkılmayacağım. Asıl sen beni ne sandın ya? Tehditle iş yapacağım falan mı? Kayıt yok, tehdit yok. Kolye bizde. Ceza bitti. Hadi eyvallah. Oğuz. Şşş. Şşş. Oğuz. Kalk oğlum, telefon çalıyor. Ya bir rahat ver ya babuş, dur. Alo Oğuz. Ya biz bu bade işini ne yapacağız? Fırsat bulmuşken yarın yokmuş gibi yürüdü Ali'ye. Yok müzik odası, yok gitar kasmalar, bilmem neler. Biz ne yapsak? Ali'ye söylesek mi Barış'ın onu kurtardığını? Çok üzülür mü sence? Üzüldü bile. Ali? Vallahi şaşırmadım desem yalan olur. Niye moralim bozuk? Hastaneye uğradım diyor. Ondan mı? Yok. Kafam takıldı da biraz. Neye? Seni kurtarmam mı? Bir şey değil hani. Teşekkür edecektim değil mi? Boşuna atlamadım. Eyvallah her şey için. Vallahi bu anları iyi kaydet Ali Kaptan. Bir daha geri dönemeyiz. Sen dinle. Bir yere gitmek yok. Daha yeni başladık. Böyle kazanmak istemem falan. Doğru söyle. İşe yaradı ama. Gerçekten yardım etmek ister misin? Tamam anladım Ali. Biliyorum bana borçlu kalmak istemiyorsun. Hem de hiç. Ya ben karşılık beklemiyorum. Rahat ol. Dört yanlış bir doğruyu götürür. Ama bir doğru bütün yanlışları silmez. Ali, ben karşılık beklemedim. Beklemedin, biliyorum. Ama bu yaptığını unutmayacaksın. Kimse unutmayacak. Her seferinde karşıma çıkacak. Bir şey iste. Ne olursa. Aklımda bir şey var. Ama zor. Fark etmez. O zaman yaprağın karşısına çık. Onu sevdiğini söyle. Başka bir şey iste. Yok. Ben bunu istiyorum Ali. Başka bir şey istemiyorum.
Bunu yaparsan ödeşiriz. Niye yapıyorsun bunu? Niye mi yapıyorum bunu? Hani Yaprak mutluysa sen mutlusun ya. Hani kendine bile itiraf edemediğin o gerçek var ya. O sürekli aramızda Ali. Sürekli karşıma çıkıyor. Aranızdaki şeyin adını koymadığın için sayende herkes kaybediyor. Bence sen ne yap biliyor musun? Bugün git bu işi hallet. Yaprağı onu sevdiğini söyle. Eğer o da seni seviyorsa ben aradan çekileyim. Şahit sevmiyorsa sen de gerçeği kabul edersin artık. Anlaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.